Selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Değerli arkadaşlar, 5. haftamız, son haftamız Diplomat Okulu'nun 2. dersimize birazdan başlıyoruz. Çok değerli hocamız Selcan Öner'le birlikte olacağız birazdan. Avrupa Birliği konuşacağız. Daha sonra 3, 4, 5 günü tamamlayacağız ve Diplomat Okulu'na bugün itibariyle veda ediyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum, bunu defalarca daha sonradan katılanlar oluyor, sonra bizim haberimiz yoktu diyenler oluyor demeyin diye söylüyorum. Kısmetse pazartesi günü kayıtlar başlıyor. 9'una kadar devam etmeyebilir. Geçen sefer hatırlıyorsunuz bir haftada kapatmıştık. Dolayısıyla aklınızda olsun, pazartesi itibariyle kayıtlar başlıyor. Hükümet ve Liderlik Okulu'nun, Burak şimdi paylaştı, web sayfasından, Instagram hesabından vesaire bütün buralardan gerekli olan hadiseleri takip edebilirsiniz. Oralardan bulabileceksiniz. Şimdi Selcan hocama bağlanacağım birazdan. Bağlanamadım çünkü bulamadım. Evet, hocam bana davet atar herhalde. Çocuklar, Selcan hoca geldi mi? Ben mi göremiyorum? Bunun haricinde yerel yönetimler diplomalarınız hazır, üniversiteden gelip alabilirsiniz, bu bir. İkincisi, siyaset okulu başlamadan evvel değil, muhtemelen siyaset okulunun birinci bir buçuk ayında Diplomat Okulu sertifikaları hazır olur. Bunları da gelir Bahçeşehir Üniversitesi'nden alabilirsiniz, bu iki. Dolayısıyla arkadaşlar, bu minvalde değerli arkadaşlarımız gelip okuldan temin edebilirler. Estağfurullah Ali Beyciğim. Ali Bey de geldi geçen gün, diplomasını tesadüfen denk geldik. Ben verdim Ali Bey'e. Şimdi önemli bir nokta var. Hemen ifade edeyim. Bir de bizim Hükümet Liderlik Okulu'nun stajyerlerinin çok güzel hazırladıkları, çok muazzam bir iştir o bence, atölyeleri var. HLO atölye. Burada her hafta başka bir stajdaki arkadaşımız sağ olsun moderatörlük yapıyor. Çok değerli. Nevin Hanımcığım, HLO'yu arayıp bunu ifade ederseniz sevinirim. Atölye programları, dediğim gibi Hükümet Liderlik Okulu atölyeleri takip etmenizi arzu ediyorum. Onlar yayınları Zoom üzerinden yapıyorlar diye biliyorum. Dolayısıyla hesaplardan takip edin. Bir dahaki ilgili sizlere gerekli bilgileri yine atölyeyle ilgili de vermeye devam edeceğim. Selcan hocama davet attım, geri çevirdin hocam beni. Reddetti Selcan hoca. Bir daha atıyorum hocam, bak reddetme beni. Evet, bekleniyor diyor. Siyaset okulu tekrar kayıt yaptırabilir miyiz? Yani geçmişteki öğrencilerimiz. Evet, tabii ki. Microsoft Teams'miş. İlahi. De şimdi düzeltti, Microsoft Teams'miş, kusura bakmayın arkadaşlar, atölyeden bahsediyoruz. Tamam, hadi bakalım. Hah, oldu gibi. Ha, şimdi oldu galiba hocam. Tamam, nasılsın değerli hocam? Merhabalar Burak hocam, çok teşekkürler. Tam orada ben girdim, orada HLO'dan arkadaşlar aradılar. Bir karışıklık oldu, çıktım tekrar girdim.
Şimdi değerli hocam, hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk Burak hocam, selamlar. Herkese çok merhaba ve herkese çok selam. Şimdi ben senin çok kısaca bir takdimini yapacağım. Sonra da malum önümüzde şöyle 40'ta bitirdiğimizi varsayarsak 35 dakika var. Hiç vakit almadan patır patır girmek istiyorum mevzuya. Değerli arkadaşlar, Selcan Öner Bahçeşehir Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından, çok değerli Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmış değerli hocalarımızdan bir tanesi. Benim çok kıymetli dostumdur. Benim için çok ayrıdır yeri. Hep de bunu söylüyorum. Avrupa Birliği doçentlik sınavına çalışıyoruz. Sözlüğe gireceğiz. Böyle hani ben de öğrencisi oldum dersem hiç abartmam. Estağfurullah, olur mu? Estağfurullah falan değil. Bayağı benim arkadaşımdır. Karşısına beni aldı. Önümüzde tahta. Avrupa Birliği'nin şu süreci, bu süreci, yani kısa dönemde Avrupa Birliği uzmanı oldum diyebilirim sayesinde. Böyle tak 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 öncesi bana yükleme yapmışlığı vardır. Benim için çok özeldir. Can dostur. Şimdi çok hocam, teşekkür ederim. AB. Herkes bir AB'yi bilir. Bilmeyenine denk gelmedim. Yani tabii herkes istisnasız. Şimdi ben sana birinci sorum şu. Çok kısa bir şekilde, tabii bunu nasıl kısa anlatacaksak. Çok tabii tarih öncesine Vesfalyalara falan gitmeden diyorum. Bize Avrupa Birliği'ni bugüne kadar tarihsel adımlarıyla biraz da genişlemeleriyle getirebilir misin? Yani bugün bizi dinleyen arkadaşlar, en çok istediğim şey genel hatlarıyla Avrupa Birliği nasıl başladı? Bugüne nasıl geldi? Aradaki mihenk taşları. Böyle bir öğrensinler istiyorum. Ders mahiyetinde söz senin hocam, buyur. Tamamdır Burak Hocam. Tekrar çok teşekkürler davet için. Siz de benim için çok değerlisiniz. En başta onu vurgulayayım. Şimdi çok tabii uzun ve derin bir konu ama kısa ve özet bir şekilde arkadaşlara anlatmaya çalışayım hocam. Şimdi aslında Avrupa Birliği dediğiniz gibi herkes bir şekilde biliyor veya bildiğini düşünüyor. Ama aslında Avrupa Birliği ve şu anda hali hazır devam eden süreç aslında çok heterojen bir yapı. Ama tarihe baktığımız zaman ilk başta çok kısaca anlatacak olursak. Avrupa Birliği aslında bir değerler projesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı kurmak ve korumak ve daha refah içinde bir yaşam nasıl kurulabilir? Bir daha savaşçı yaşanmadan nasıl bir düzen kurulabilir? Ve karşılıklı ekonomik bağımlılıklar ve ekonomik entegrasyon çerçevesinde siyasi entegrasyonu da ileriki aşamalarda geçecek şekilde nasıl bir entegrasyon projesi geliştirebilir düşüncesiyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında alınan derslerle kurulan ve başlayan bir süreç. Aslında üç tane topluluğa dayanıyor. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Paris Anlaşması da kuruluyor. Ardından da 1957 Roma Anlaşmalarıyla da Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu diye üç topluluğa dayanan bir topluluktan topluluklar temelinde kurulan bir süreç. Daha sonra füzyon anlaşmasıyla Avrupa Topluluğu adını alıyor ve 90 Soğuk Savaş sonrasında da Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği adını alıyor. Yani Avrupa Birliği dediğiniz şey aslında bu topluluklara dayanan bir süreç. Ve ilk başta 6 ülke yola çıkıyorlar. Almanya, Fransa, Benelux ve İtalya olmak üzere. Ve daha sonra da bir genişleme süreci yaşanmaya başlanıyor. Ve ilk genişlemede İngiltere, İrlanda, Danimarka giriyor 73'te. Ve biliyorsunuz tabii İngiltere'nin girişi de çıkışıyla birlikte. Giriş ve çıkışı da sancılı oldu. Evet, kesinlikle. İlk başta De Gaulle tarafından reddediliyorlar. Bir daha çıkar falan. İngiltere iyi, alıştık ya. Güzel oluyor. Bir giriyor, bir çıkıyor. Olur yani. Evet, onların hikayesi bayağı ilginç gerçekten. İlk başta iki defa De Gaulle tarafından veto aldıktan sonra 73'te İrlanda ve Danimarka ile birlikte üye oluyorlar. Daha sonra 81'de Yunanistan, 86'da İspanya, Portekiz genişlemesi oluyor. 90'lardan sonra 95'e birlikte Avusturya, Finlandiya, İsveç genişlemesi de oluyor. En büyük genişleme süreci tabii 2004 yılında başlayan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Kıbrıs ve Malta'nın bir arada üye olduğu 2004 genişlemesi. 10 üye ülke olabildiler bir arada ilk defa. Ve ardından Bulgaristan, Romanya 2007 ve 2013'te de Hırvatistan üye oldu. Ve işte son daha yeni bu artık bu senede İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nda çıktığını, üyelikten ayrıldığını gördük. Yani aslında Avrupa Birliği derinleşme ve genişlemeyi birlikte götürüyor Burak Hocam. Yani bir şekilde üye devletler dediler ki en baştan itibaren biz bazı yetkilerimizi üst kurumlara, supranasyonel kurumlara devredelim. AB kurumları şu anki şartlarda. Bunlara devredelim ve bir şekilde özellikle ekonomi politikalarında tarım,
işte rekabet ve benzeri ekonomiyle alakalı özellikle gümrük birliği gibi konularda yetkilerimizi ulusüstü kurumlara, supranasyonel kurumlara devredelim. Ondan sonra ve bir şekilde bu ekonomik entegrasyon ve bağımlılık, karşılıklı bağımlılığın da barışı korumada katkıda bulunacağı da aslında öngörülüyordu. Ve bu da aslında Avrupa Birliği kıtası içinde komşularına ne kadar yeteri kadar Bosna olayında savaşında olduğu gibi müdahale edemeseler de kendi içinde barışı korumayı bir şekilde başardılar. Ve 2000 en son işte genişleme süreci ve derinleşme sürecine baktığımız zaman genelde ikisinin beraber ilerleme, yani bir şekilde bir genişleme ve bir derinleşme, bir denge kurmaya, tutturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani genişleme ve derinleşme konusunda. Zaman zaman bence Orta ve Doğu Avrupa genişlemesini ben o zamanlarda da biraz şüpheyle yaklaşıyordum. Zaten Kıbrıs genişlemesi, Kıbrıs'ın üye olması, onu zaten biraz önce de değerli büyükelçimle de konuştunuz. Kıbrıs zaten en problemli genişlemelerden bir tanesi. Çünkü sınır sorunu olan bir ülkenin AB üyesi olması normalde mümkün değil, olmaması lazım. Ama Kıbrıs maalesef 2004'te bu sorunu çözmeden üye yapıldı. Bu Avrupa Birliği'nin en büyük hatalarından bir tanesi oldu. Orta ve Avrupa genişlemesi de ben aslında daha hazır olmadan 10 ülkenin birden bir arada, hepsinin birden bir arada üye olmasının da artık aslında Avrupa Birliği için stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir şekilde genişleme ve derinleşmeyi birlikte götürmeye çalıştılar diyebiliriz. Kimler üye olabiliyorlar Avrupa Birliği'ne? Bu aslında biraz Türkiye-AB ilişkileriyle de çok da bir alakalı. Roma Anlaşması'na baktığımız zaman eğer siz Avrupalı bir ülkeyseniz, bu biraz ucu açık tabii, Avrupalıyı tanımlamıyorlar. Ne olduğunu çok içini doldurmuyorlar ama Avrupa değerlerine, özellikle tabii hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi, azınlık hakları gibi temel değerlere saygılı bir ülkeyseniz ve Avrupalı bir ülkeyseniz Avrupa Birliği üyesi olabiliyorsunuz. O yüzden mesela FAS başvuruda bulunduğu zaman FAS'ın başvurusu reddedilirken işte Türkiye'ye başvuruda bulunduğu zaman 87'de Türkiye'ye evet sen başvuruda bulunabilir bir ülkesin ama henüz hem ekonomik açıdan hem de demokrasi ve insan hakları açısından yeterli değilsinden de 89'daki komisyon raporunda. O yüzden hani nasıl üye olacağı ve nerelerde, sınırın nerede o? Doğu sınırları biraz muallak ama onun dışında kuzey-güney sınırları daha net. Ama doğu sınırlarında ileride nerelere kadar, şu an Batı Balkanlar aday ülke Türkiye dışında ama diğer hangi ülkeler ileride olur bilemiyoruz da. Burası biraz ucu açık. Kısaca böyle diyebiliriz hocam. Hocam şimdi ben tabii sana akıllardaki bu kadar kısa zamanda soruları da kısa kısa sormaya gayret edeceğim. Tabii hocam. Türkiye'nin üyelik serüvenine baktığımız zaman Demokrat Parti döneminden başlayan, Özal döneminde ivmeyi hızlandıran, en son işte AK Parti'nin ilk yıllarında tabii. Daha bir farklı noktaya geldiğimiz. Sonra da hop dedik, şey diye bir laf duyduk. Fasıllar. Evet. Ne oluyor? Açıldı kapandı, açılacak kapanacak diye böyle bir durdu hikaye, durdu. Şimdi bir bu fasıllar açılacak kapanacak nedir, ne açılacaktı kapanacaktı da ne oldu? Bize şu fasıl hikayesini bir anlatmanı istiyorum, bu bir. İki, şöyle bir algı geldi o zamanlar. Bu fasılların hepsini açıp kapadığımız takdirde biz üyeyiz, hayırlı uğurlu olsun. Sonra çat dedik Sarkozy'den. Sarkozy döneminden, yani Hollande'dan da önce şöyle bir iddia geldi, söylemler gündeme geldi. Ya Türkiye fasılları tamamlasa bile biz referanduma gideceğiz. Şimdi bir bu fasıl işini anlatmanı rica ediyorum. Ne aşamadayız, ne durumdayız? Hatta sorumun başından itibaren belki alıp Türkiye'nin AB üyelik sürecinde bir şöyle yine hızlı ışık hızında özetlersen sevinirim hocam. Fasıllar ne durumda? Bir de biz bütün yükümlülükleri yerine getirsek bile üye olamama durumu ya da üyelik durumu konusunu bir anlatmanı rica ediyorum. Buyurun hocam. Evet hocam. Öncelikle biz 59'a başvuru yaptıktan sonra 63'te Ankara Anlaşması ile aslında biz ortak üyeyiz. Yani aslında çok geçmişe giden, geçmişi çok eskiye giden bir ortaklık serüvenimiz var ve bu ortaklık serüvenini aslında ilk etapta bir giriş başlangıç süreci, arkasından bir geçiş süreci, katma protokolle başlayan ve gümrük birliği son aşamaya geçiş ve arkasından da eğer gerekli şartlar yerine getirilirse aslında Ankara Anlaşması'nda üyelik perspektifi de verilen bir anlaşmaydı. Yani üyelik perspektifi de önü açık olan bir anlaşmaydı 1963'teki Ankara Anlaşması ve biz aslında inişlerle çıkışlarla dediğiniz gibi giriş, işte geçiş süreci ve 96'da gümrük birliğine girmemizle birlikte de
aslında son aşamaya da girdik. Ve sonrasında da dediğiniz gibi diğer paralel olarak da 87'de tam üyelik başvurusunda da bulunduk Özal döneminde. Ve o zaman da işte uzun ince bir yola çıkıyoruz diye yola çıktık, hala yolda devam ediyoruz. Ve o dönemde de işte dediğim gibi Türkiye başvuruda bulunuyor ve komisyon diyor ki evet tamam siz başvurabilirsiniz. Fakat henüz işte uzun bir değerlendirmeden sonra 89'daki komisyon raporu diyor ki henüz işte demokrasi, insan hakları ve ekonomik açıdan yeterli değilsiniz deniyor. Daha sonrası 96'da Gümrük Birliği ile aslında biz ekonomik anlamda Avrupa Birliği'nin çok ciddi anlamda içerisindeyiz. Gümrük Birliği süreciyle birlikte 96'dan beri. Ve fakat 97 zirvesi, Lüksemburg zirvesi tabii bizim için çok kritik bir zirve. 97 Lüksemburg zirvesinde Türkiye aday ülke gösterilmiyor. O dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşadık hatırlarsınız. Gümrük Birliği'ne girdikten sonra Gümrük Birliği içine aslında Gümrük Birliği ayrı bir anlaşma değil. Yani Ankara Anlaşması'nın bir fazı gibi düşünebiliriz. Bazen karıştırılıyor ama aslında bir fazı gibi Gümrük Birliği'nin içindeyiz 96'dan beri ve büyük bir o zaman bir coşku ve kutlamalar olmuştu hatırlarsınız. Havai fişekler vesaire giriyoruz Avrupa Birliği'ne falan. Fakat 97'de Lüksemburg zirvesinde aday ülke gösterilmeyince de büyük bir hayal kırıklığı. Yani çok aslında böyle bir duygusal da tepkilerle yani Türkiye-AB ilişkileri böyle bazen şeye benzetiliyor. Aşk ve nefret ilişkisi, love and hate relationship diye bazen tartışılıyor. Ciddi bir hayal kırıklığı oldu ve biz o zaman siyasi ilişkilerimizi askıya aldık ve gümrük birliği ve ekonomik ilişkilerimizle ön plana çıkarttık. Fakat daha sonra konjonktür biraz değişmesiyle birlikte 99'da Helsinki zirvesinde Türkiye aday ülke ilan edildi. Tabii burada pek çok faktör etkili hocam. Yani özellikle Almanya ve Fransa kurucu ülkeler. Oralarda kimlerin iktidarda olduğu çok önemli. Mesela 99'da Schröder ve Yeşiller koalisyonunun iktidarda olması. Yunanistan'ın Eurozona girme çabasında olması ve Yunanistan'ın fazla bütçesinde savunma harcamalarının Türkiye'ye karşı harcamak zorunda olduğu için ana vetosunu kaldırmasında etkili oldu. Ve benzeri nedenlerle 99 Helsinki'de Türkiye aday ülke ilan edildi. Ve daha sonra Türkiye'nin literatürde zaman zaman Golden Age of Europeanization diye geçen yani Türkiye'deki Avrupalılaşma sürecinin altın çağı diye de geçen bir döneme girdik. Özellikle 2000 ile 2005 arasında. Bir dönem işte koalisyon hükümetleri zamanına göre bir dönemde AK Parti'nin ilk dönemine denk gelen süreçte ciddi bir reform paketleri çıktı. 9 reform paketi çıkardık. Meclisten çok ciddi reformlar, hazırlıklar yapıldı. Çok ciddi önemli medeni kanunda, sivil toplumla ilgili düzenlemelerde işte idam cezasının kaldırılması bütün bunlar bu süreçte yaşandı. Çok ciddi reformlar yapıldı Türkiye'de. Çok ciddi umut AB ile ilgili, çok AB süreciyle ilgili çok umutlu olduğumuz yıllardı. Tabii ben hepsine öğrencilikten bugüne hocalığa yaşadığım için böyle şey gibi artık anılarla birlikte bir yandan anlatıyorum derslerde de arkadaşları. Çünkü o dönemde mesela ben doktora hocam sınavına girdiğim zaman Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Enstitüsü'nde böyle iki gün falan mülakatlar sürüyordu. Yani o kadar yoğun bir Avrupa Birliği çalışmalarına talep vardı. Şu an daha çok Orta Doğu ve farklı konular çalışmaya isteyen arkadaşlarımızın arttığını görüyoruz. Ama o dönemde de tam tersi. Günlerce böyle mülakatlar falan sürerdi Avrupa Birliği master programlarında, doktora programlarında. Öyle bir dönemi yaşadık ve müzakerelere biz 2005'te başladık. Bu müzakerelere başlamamız için ne gerekiyor? Kopenhag kriterleri çok önemli. Nedir bu kriterler? Siyasi kriterler en önemli kriterler. Yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ifade özgürlüğü, azınlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sivil toplumla ilgili düzenlemeler vesaire. Daha sonra ekonomik kriterler. Bu nedir? Liberal bir ekonomiye sahip olmanız, işleyen bir liberal ekonomiye sahip olmanız ve bir yandan da Avrupa pazarında rekabet edebilme kapasitesine sahip olan bir ekonomiye sahip olmanız. Ve üçüncü olarak da bu biraz önce bahsettiğimiz fasıllar. Avrupa Birliği müktesebatına entegre edebilme, kendi iç hukukunuza entegre edebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmanız. Bu da 35 başlık ve bu başlıkları kendi iç hukukunuza entegre edeceksiniz ve bunları uygulamanız gerekiyor. Ama tabii buradaki en önemli, en kritik kriter siyasi kriterler. Özellikle müzakere tarihi verilmesi, müzakere kararı verilmesinde en çok buna bakılıyor.
Müzakereler başladıktan sonra zaten asıl müzakere başlıkları bizim önümüze çıkmaya başlıyor. Türkiye'ye işte bu Kopenhag siyasi kriterlerinin çoğunu tamamladığı ve bu Kopenhag kriterleri çerçevesinde Türkiye adaylık statüsü verildikten sonra da 2005'te de müzakere tarihi 2005 yılında Ekim 2005'te başladı ve o zamandan beri müzakerelerde biz daha hızlı bir ilerleme beklerken maalesef özellikle Kıbrıs sorunu nedeniyle ve Fransa'da o dönem Sarkozy iktidarı, Sarkozy'nin Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Türkiye'ye ciddi anlamda ayrıcalıklı ortaklık tartışması başladı Burak Hocam. Bildiğiniz gibi özellikle Merkel'in işte ilk iktidara gelişi Almanya'da ve Fransa'da da Sarkozy iktidara geldiği dönemde bence en büyük kritik hata ve geçenlerde master öğrencilerimle de tartışıyoruz. Ya hocam hani nerede biz kaçırdık bu şansı, işte AB nerede kaçırdı? Ben dedim ki iki taraf da kaçırdı. Çok hem AB hem Türkiye çok büyük bir şans kaçırdığını düşünüyorum Burak Hocam. Ve bence en önemli dönüm noktalarından biri 2005'te. Biz müzakere başladık. Hani gerçekten Türkiye'de reform süreci ciddi bir ivme yakalanmıştı. Fakat tam bu dönemde ilişkiler gayet de iyi gidiyorken 2005 yılında Almanya ve Fransa'da ayrıcalık ortaklık ifadesi Türkiye'de şu algıyı yarattı. Ya biz ne yaparsak yapalım bizi almayacaklar. Algısını yaratmaya başladı dış politikada da ve kamuoyunda da böyle bir algı uyanmaya başladı. Fakat şunu da söylemek lazım. Ben 2006'da doktora tezim için Brüksel'e Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleriyle ve komisyondaki uzmanlarla hocam mülakata gittim. Benim doktora tezim Avrupa kimlik süreci, Avrupa kimlik inşası ve Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik boyutu üzerineydi. Yani Avrupa Birliği'nde siyasi elitler Avrupa kimliğini nasıl tanımlıyorlar ve Türkiye'yi Avrupalı görüyorlar mı? Tartışması üzerine doktora tezimi yazdım ve orada şunu fark ettim. Aslında Türkiye'de şöyle bir yanlış algı var. Avrupa Birliği çok homojen görüyoruz. Avrupa Birliği çok heterojen bir yapı. Bunu vurgulamak isterim en çok. Çünkü bunu neden vurguluyorum? Bu aslında AB-Türkiye ilişkinin geleceği de biraz Avrupa Birliği'nin de nasıl evrileceğine bağlı bir şey. Bunu görmemiz lazım. Ve ben o dönem mülakatlar yaptığım zaman çok enteresan bir iki gözlemi size paylaşmak isterim arkadaşlarla. Şu anki Hristiyan Demokratların başında olan European People's Party'nin başında olan Manfred Weber'le mesela mülakat yaptığımda bana şey dedi. Yani dedi ki yani Türkiye o zamanki düşünce reformlar iyi gidiyor. Hani gayet Türkiye'de demokratikleşme sürecinde önemli adımlar var. Türkiye Avrupalı görmediğine dair şeyler de bulundu. İfadeler de bulundu bana mülakatta. Ve o zamandan zaten ve şu anda European People's Party'nin işte Hristiyan Demokratların Avrupa Parlamentosu'nda başındaki isim. Ve hala aynı söylemlerine devam ediyor. O yüzden aslında başında da öyleydi. Şimdi de aynı pozisyonda. Daha da tabii şu an Türkiye'de demokratikleşme konusunda geri gidişle birlikte, reform sürecinde duraklamayla ve geri gidişle birlikte buna tabii çok daha güçlü seslendirmeye başladı. Bunun yanında öyle isimler vardı ki özellikle tabii İngiltere başından beri bizi destekleyen ülkelerin başında geliyor Türkiye-AB ilişkinin. Çok olumlu, çok pozitif bakan. İşte Türkiye bu kriterleri karşıladığı sürece her zaman onun yanındayız. Türkiye'nin AB üyesi olması Avrupa Birliği global bir aktör yapar. Dış politikada biz daha etkin oluruz vesaire diyen insanlar. Mesela Michel Rocard'la görüştüm. Eski Fransız Başbakanı vefat etti. Beni kabul ettiğin hata çok şaşırmışım. İngilizce'de mülakat yapmayı kabul etti benimle. Ve mesela şey diyordu. Dedi ki biz aslında İngiltere'yi baştan almamamız gerekiyordu. İngiltere'yi üye aldıysak Türkiye'nin de üye olması lazım demişti mesela bana. Ve zaten bununla ilgili bir kitabı da var. Neden biz Türkiye'nin AB üyeliğine evet demeliyiz diye böyle bir kitabı da var. Türkçe'de çevrildi. İlgilenen arkadaşlar bakabilirler. Galiba Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Yani böyle bir dönem. O yüzden şunu fark etmiştim orada da. Yani orada Türkiye'nin gerçekten dostu olan siyasi elitler ve kesimler de var ve Türkiye'ye reform yaptığı sürece her zaman onun yanında duracak isimler de var. Ama bir yandan da biz ne yaparsak yapalım, süper reformlar yapalım, harika demokratik bir ülke olalım, Türkiye'nin AB üyeliğine hayır diyecek isimler de var. Şu an maalesef bu reform sürecinde geri gittiğimiz için ve bu anlamda o reform ivmemizi kaybettiğimiz ve Avrupa Birliği'ne ilgiyi ve o dediğim gibi yaklaşma sürecinden uzaklaştığımız için maalesef benim üzüldüğüm nokta o dostlarımızı da kaybettik ve kaybediyoruz. Onları kazanmaya çalışmamız lazım. Bir taraftan da tabii daha sonraki yıllarda artan düzeyde biz bir boyutu da vurgulamak lazım. Popülist ve radikal sağ partiler. Ben son dönemde biraz onların Avrupa algısı üzerine çalışıyorum. En son Lega, İtalya'daki Salvini'nin partisi üzerine çalıştım. Ve onun dışında işte Fransa'da Marine Le Pen,
Efendim şeyde Avusturya'da Freedom Party of Austria artık bunlar koalisyon ortağı olabiliyorlar. Daha bundan önceki İtalya'daki yani Lega bundan önceki koalisyon hükümetinde koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı'ydı Salvini. Yani düşünün. O yüzden göçmen politikaları konusunda çok öne çıktı vesaire. O yüzden şimdi bir de bu popülist radikal sağ partilerin daha çok öne geçtiği bir Avrupa Birliği mi olacak? Yani o yüzden bizim Avrupa Birliği'ndeki dönüşümü çok iyi algılamamız lazım. Ama biraz Türkiye'de şey algısı var. Yani bunların hepsi bize karşı. AB zaten bizi istemiyor. AB zaten bir Hristiyan kulübü algısını yıkmamız ve oradaki dönüşümü ve tartışmaları, içerideki tartışmaları çok daha iyi algılamamız gerekiyor. AB ve hem AB dönüşü hem Türkiye dönüşü. Aslında ben ikisinin de birer kimlik krizi içinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu anlamda nereye doğru evrileceğimiz de biraz bizlere bağlı. Hem Türkiye'nin kendisinin içindeki yapacağı reformlara hem de Avrupa Birliği'nin içinde yapacağı reform ve izleyeceği politikalara bağlı olduğunu düşünüyorum hocam. Hocam şimdi iki dakika gel akademisyenliğimizi bırakalım. biraz beynimizden kalbimize inelim. Gerçi bu arada Selcan Hoca da muazzam bir sanat severdir. Şiir kitabı vardır. Hani kalbimize inelim dediğim zaman zaten o kalbinde yaşıyor bütün o muazzam güzel yazılarını, hislerini. Teşekkür ederim. Bu vesileyle söylemiş olayım. Yani çok yönlü bir akademisyendir. Hocam. Şimdi bak bizim çocukluğumuzu hatırla. Seninle aynı jenerasyonuz biz. İşte Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Rahat rahat vizesiz oradan oraya sırtımıza çanta alacağız. Sanki ben de hayatımda otostop yaptım ama o hayatımda. Tamam hayatımda bir otostop ve yani sırtımızda çanta Avrupa'yı gezeceğiz. İşte gökten zaten euro yağacak. Yani bu en iyi tarafı da oydu yani o euro yağma işi. Çok kaptırmıştık kendimizi. Güzel, fevkalade. Yalnız şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Bu topraklara geleli hani Selçuklu ile birlikte varsaysak 1071 hadi küsuratı da atalım 1000 yıl oluyor neredeyse. Kolay topraklar değil burası. Yani etnik olarak çok geçişken olmuş. Sırf bizim bulunduğumuz 1000 seneden bahsediyorum. Dinler olarak geçişken olmuş. Diller olarak geçişken olmuş. Sorunları bitmemiş, dünya ticaretinin ortasında olmuş, denizler mi? Ya o say say bitmez. Şimdi üslup meselesine baktığım zaman bir Türk çocuğu olarak, bak hiç bıraktım akademisyenliği şu an. Sana da bunu yalnız akademisyen Selcan Öner'e sormuyorum. Bu konuları iyi bilen bir fikir insanına soruyorum diye. Hep kendimizde kabahat arattılar. Yani dediler ki nerede fırsat kaçtı, bu treni nerede kaçtı, ne yapalım, insan hakları şu bu. Ya şimdi Onur abiyle konuşuyoruz biraz önce. Sen de dinlemişsindir belki fırsatımı. Evet dinledim çok güzeldi. Onun çok saygı duyduğum ve bu arada diplomat okulunda da daha önce moderatörlüğünü yapmışım. Hem de beraber katılmıştık şeyde B-Conf'ta falan. Tabii umarım tekrar yeniden canlı yüz yüze yaparız bütün bunları. Şimdi hocam Kıbrıs'a bakıyorsun. Ya hadi beni bilirsin ben milliyetçi bir adamım. Vatansever bir adam. Sağdan bakıyorum ben haklı geliyor bana. Soldan bakıyorum Kıbrıs'ta ben haklı geliyor. Dur haksız tarafımı arayayım diyorum. Vallahi da billahi de haklıyım ya. Beni öldürüyordu adamlar. Ya ne yapacağız? Müdahale edeceğim. Oradaki o yani EOKA'nın katliamlarını düşün. Samsun'un faciaydı. Gidiyorsun Kuzey Irak'a, Suriye'ye. Burada yaşadıklarına bakıyorsun. Ne yapayım yani? Gelip Türkiye'de benim bombalasınlar. Ben oraya müdahale etmeyeceğim de. Şimdi Avrupa'ya dönüyorsun. Amerika'ya da bu arada benim çalışma alanımı da çok farklı tutmuyorum seninkinden. O da aynı şekilde öyle. Hep biz hatalıyız abi. Tamam mı? Bize şey biniyor. Siz insan haklarını ilgilenin. Yani ne yapacağız da beğeneceksin arkadaş beni? Yani bırakayım da terörist girsin beni mi kessin burada? Yani tabii ki devlet müdahale edecek bunu. Sözün özü. Uzun lafın kısası. Mevcut şartları hesap ettiğinde bir saatten sonra benim bak ben Avrupa Birliği'ni seven, Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesini çok beğenen, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını isteyen bir adamım. Ama şu üslup, bu tarz, bu sömürge valisi gibi tepeden bakış, hani dedin ya Türkiye aleyhindekiler arttı diye. Ya biraz da burasına getiriyor insanın bazen. Şimdi tam bu noktada biraz işin sosyal tarafını soruyorum baksana. Üslubu da hesaplayarak, tarzı tavrı da hesaplayarak bir de bizim realitelerimizi. İçinde yaşadığımız gerçekleri hesaplayarak. Baktığımda sen gidiyorsun Kıbrıs'ı anlaşma şartlarının tersine kabul edebiliyorsun. O zaman şey yok. Uluslararası hukuk. İş bana geliyor.
Türkiye ihlal ediyor diyoruz. Peki bunları böyle bir masaya yatırdığında, yani şeye girmiyorum bile, hani Hristiyan kulübüymüş, biz Müslümanız, bizi almazlar falan, onlara girmiyorum bile. Sadece şu anlattıklarımla, sen Türkiye'nin üyeliğini gerçekten nasıl bir vadede, ne şartlarda görüyorsun? Bunu tekrar söylüyorum, bak bir akademisyen olarak baktığında insan objektif olamaz. Çok, bir hepimizden çok daha fazla detaya hakimsin çünkü. Biraz böyle objektif olmaya gayret ederek nasıl görüyorsun, söyler misin? Çok zor soru. Şöyle yani aslında o sürece başlarken ve doktor öğrencisiyken Burak Hocam çok daha ümitliydim. Yani diyebilirim kesinlikle üyelik perspektifini. Şu an sorarsan çok ümitli görmüyorum. Yani yani öngörülebilir bir gelecekte bir üyelik görmüyorum maalesef. Bu öngörülebilir lafını bir sayıya döksen ne dersin? Dökemiyorum. Öngörüle. Yani bayağı bayağı uzak. Diplomasi dersi aldık Onur Öğmez'den. Öğmez diyorum, Öğmen'den. Diyor ki kelimelerin detayına bakacaksınız diyor. Evet, yani doğru. Bir kelime çok önemli. Öngörülebilir 100 yıl mıdır, 50 yıl mıdır, 10 yıl mıdır? Foreseeable future. Soru işareti. Öngörülebilir gelecekte. Valla yani hocam, yani bilemiyorum, net bir şey, tarih bir şey söylemek istemiyorum ama zor görüyorum açıkçası. Çok ciddi. Ben şeyde, doktora tezimin sonunda şöyle demiştim. O zaman da aslında yani 2008'de bitirdim tezimi. O zaman da şöyle bitirmiştim açıkçası. Farklı Avrupa kimliği algılarını, mesela onu da vurgulamak lazım belki çok kısaca bu soruyu cevaplamadan önce. Özellikle Fransa ve Almanya'da kimlerin iktidarda olduğu ve diğer Avrupa Birliği kıtasının, Avrupa Birliği ülkelerindeki farklı ülkelerde kimlerin iktidarda olduğu da çok önemli. Nasıl bir Avrupa yaratılacağı ve nasıl bir AB yaratılacağı da çok önemli. Burada Türkiye'nin nerede olacağına dair ve tabii Türkiye'de de nasıl bir Türkiye içinde olduğumuz, ne kadar hem hukukta hem ekonomide reform yapabilip yapamadığımız vesaire, bütün bunlar etkili olacak bu sonuçta tabii ki. Avrupa Birliği perspektifinden bakarsak, işte dediğim gibi özellikle Hristiyan Demokrat partilerde Avrupa'yı daha Avrupa kimliğini daha çok kültürel bazda tanımlıyorlar. Yani biraz evet Hristiyan geçmişine atıf, onun dışında antik Yunan'a ve Roma'ya atıf var ön planda ama sosyal demokratlar, yeşiller daha çok değerler bazında tanımlıyor. Yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, daha aydınlanma değerleri, Avrupa Birliği'nin aydınlanma değerleri üzerine kurulu yapısı, felsefesi üzerine tanımlıyorlar. Bunun dışında dediğim gibi özellikle şeyler, popist radikal sağ partiler çok enteresan. Bunlar da tabii ki Hristiyanlığa atıf. Ama bir yandan tabii bunların en büyük tehlikesi bir yandan da yabancı düşmanlığı, göçmen, mülteci karşıtlığı ve İslamofobi çok ağırlıklı. Yani Hristiyan demokratlardan çok daha uç bir noktadan bahsediyoruz. Ve bunlar şu an Avrupa Parlamentosu'nda %5 iken bir önceki Avrupa Parlamentosu'nda şu an %10 oranını temsil ediyorlar. Ciddi bir artış var. Fakat yine de %10 çoğunluk değiller. Yine çoğunluk mainstream, temel merkez sağ ve merkez sol partilerde Avrupa Parlamentosu'nda. Ve onlar da mesela söylem değiştiriyor Burak Hocam. Özellikle Brexit sonrası diyorlar ki daha önceden hani biz de çıkalım falan diye farklı işte Frexit ve benzeri söylemlerle ortaya çıkarken şimdi bunu değiştirdiler ve diyorlar ki biz Avrupa'da egemen olacağız. İşte Avrupa Parlamentosu'nda ve Avrupa Birliği kurumlarında ve biz Avrupa'yı dönüştüreceğiz. Daha çok hükümetler arası bir Avrupa Birliği, daha bir uluslararası örgüt gibi hareket eden. Çünkü Avrupa Birliği bir entegrasyon. Şu an dünya üzerindeki en supranasyonel olarak entegre olmuş yapı dünya üzerinde. Benzer örgütlenme, yapılanmalar, çalışmalar var. Ama en fazla entegre olanı Avrupa Birliği. Yani Afrika'da da işte Afrika Birliği, ondan sonra işte NAFTA'sı, Mercosur'u ve benzeri farklı örgütlenmeler var dünyada. Ekonomik entegrasyon, bölgesel entegrasyon projeleri var ama en fazla entegre olan Avrupa Birliği ve onu zaten genelde rol model olarak alıyorlar. İşte Gümrük Birliği ve tek pazar kurmaya çalışıyorlar. Ve bu anlamda bunlardan hangisinin Avrupa Birliği'nde ön plana çıkacağı çok çok önemli. Ve dediğim gibi Türkiye'nin de gerçekten Avrupa Birliği içinde olmak istemediğine karar vermesi, daha net bir duruş sergilemesi ve bu anlamda gereken reform sürecine yeniden hızla geri dönmesi gerekiyor ki Avrupa Birliği üyesi olabilsin. Ama şu an Avrupa Birliği'nin özellikle pandemi sonrası ve kendi içindeki ekonomik ve sosyal sorunlar sonrası AB'nin kendi içine daha çok dönük yapısı,
Türkiye'nin kendi içindeki hem kutuplaşması ve reform sürecinin uzaklaşmış yapısı açıkçası yani çok yakın bir gelecekte üyeliği çok fazla mümkün görmüyorum diyeyim. Ama buna rağmen ben sürecin her şeye rağmen yine de çok 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 hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Her an, bunu bana bazen öğrencilerim soruyor. Hocam o zaman AB ile biz niye uğraşıyoruz vesaire. O zaman da şunu diyorum ben. Yani bir şekilde bu standartlar ve bu kriterler hepimiz için çok... Bu kriterler çünkü Burak Hocam 27 ülke şu an. Bütün düşünün ki hepsi ulusal çıkarlarını savunuyor değil mi bir şekilde? Avrupa Birliği aslında ulusal çıkarlarının da savunulduğu bir ortamda uzlaşmayla alınan kararlarla veriliyor. Ve düşünün ki bütün ülkelerin temsilcileri ciddi müzakereler, ciddi tartışmalar sonucu bu müktesebatı yüz binlerce sayfa Avrupa Birliği müktesebatını oluşturuyor. 35 başlık işte tarım politikası, balıkçılık politikası, efendim dış ticaret politikası ve benzeri. İşte adalet, özgürlük, güvenlik alanı ve benzeri. Ve bu başlıklar oluşana kadar çok ciddi müzakereler sürüyor. Ve bu bütün bu tartışmalar sonucunda oluşturulmuş şu an en yüksek standartlara sahip ve bunları ortaya koyan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunların ne kadar uygulanıyor, ne gibi sıkıntılar var bu ayrı tartışma konusu. Ama baktığımız zaman bu standartlar yüz binlerce sayfa. Avrupa Birliği hukuku standartları bence çok değerli ve bizim bu standartlara uymamız da her anlamda bizim için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gıda güvenliğinden tutun da işte insan haklarına ve onun dışında işte pek çok alana kadar bu standartların sağlanması Türkiye'de çok önemli ve bu anlamda bizim için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam son sürecin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 40 dakikaya geldik. Daha 4 dakikamız var gerçi. Nasıl geçti hiç anlamadık hocam valla. Hep öyle. Sen ne evet her zaman. Her zaman evet. Seninle sohbet öyle. Sağ olasın. Şimdi son sorum olacak muhtemelen. Arkadaşlar Selcan Hoca benden 2 yıl önce galiba doçent olmuştu. Dolayısıyla o süreçleri çok iyi bildiği için aldı beni karşısına. Benim doçentlik jürimde de başta da yayının başında da söyledim. Biraz AB çalışan hocalarımız vardı. Ben de AB uzmanı değilim yani. AB çalışmadım hayatımda. Bir uluslararası ilişkiler hocasının bilmesi gerektiği kadar bilirim. Sağ olsun Selcan hocam hiç üşenmedi. Geldi bize ders çalıştı. Serttir de. Yani dinlemeyince kızıyordu bana. Bayağı döve döve ders çalıştırdı bana. Şimdi özet. O dönemde bu Brexit'in de çok gündeme gelmeye başladığı dönemlerde Selcan Hoca bana şöyle bir şey söyledi. Ben bu söylediğim hep aklımdadır, öğrencilerime de anlatırım. Şimdi İngiltere'nin para birimine pound, sterling. Fransa'nın Almanya'nın ne? Euro. Euro. Yani onlar markından, frangından feragat ettip euroya doğru İngiliz etmedi. Ben Almanya, Fransa'ya gideceğim zaman neyle gideceğim? Schengen vizesiyle. Evet. İngiltere'ye neyle gideceğim? İngiliz vizesiyle. Vizeden de feragat etmedim. Kısacası İngiltere'yi sen bana anlatırken hep şöyle derdi o süreçte. Adamlar zaten imtiyazın Allah'ını yaşıyor orada. Yani en tepe noktada imtiyazlılar. Hocam peki bu adamlar niye ayrılmak istedi? Yani en şeker üye İngiltere zaten. Yani... tabii haksız mıyım? Yanlış mı söylüyorum? Ya zaten o artılarını kullan, eksilerine bana dokunma abi. Dolayısıyla yani bu uzun lafın kısası şu. Ne oldu da bu Brexit sürecinde? Niyeti öğrenmek istiyoruz. Hani süreç nasıl oldu? O oyladı, evet dedi falan. Bunu sormuyorum. Hı hı. Bu adamların ayrılmak isteme sebebi bu kadar imtiyaza rağmen neydi? Evet. Valla Burak Hocam o enteresan bir soru gerçekten. Yani ciddi anlamda bir muamma ve çok ciddi anlamda bu yükselen popülizmin orada da etkili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Orada da United Kingdom Independence Party, Nigel Farage'ın partisi çok ciddi anlamda etkili olduklarını düşünüyorum. Ve bir şekilde o dönem David Cameron, Başbakan David Cameron'ın bu kararı yönelmesinde çok ciddi etkili oldular. 2009'da Lisbon'a kadar aslında böyle bir Avrupa Birliği'nin ayrılma perspektifi ve imkanı yoktu AB üyesi ülkelere. Üyelik standartları ve nasıl olacağı belliydi ama çıkışla ilgili bir yol belirlenmemişti. 2009 Lisbon'la birlikte bunun önü açıldı. Ve bundan sonra da daha sonra özellikle İngiltere için Birleşik Krallık'taki tartışmalarda bu tartışma gündeme gelmeye başladı. Ve aslında başından beri şunu vurgulamak lazım. İngiltere başından beri Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşan, Avrupa şüpheciliğinin en yüksek yoğun olduğu ülke. Yani kamuoyunda da bu böyle.
Siyasi elitler düzeyinde de bu böyle. Başından beri şüpheci bir ülke. Hatta başlangıçta zaten Avrupa topluluğuna üye olmak istemiyorlar. Sonrasında böyle bakıyorlar ki işte orada gümrük birliği kuruluyor ve benzeri. Biz de bunun içinde olalım diye talepte bulunuyorlar. İşte De Gaulle 2 defa reddediyor ve arkasından da üye oldular diye bahsettik zaten. Fakat daha sonra dediğim gibi David Cameron diyor ki o zaman tamam bizim bunun böyle bir şekilde yolu açıldı. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Biz Avrupa Birliği ile dediğiniz gibi bu arada başından itibaren İngiltere'nin opt-out dediğimiz Schengen gibi efendim işte Eurozone gibi bazı politika alanlarında Avrupa Birliği'nin supranasyonel politika alanlarında dışında olma şansı var. Bu müzakereler yaptı bunu Avrupa Birliği kurumlarıyla ve bir şekilde zaten Schengen bölgesinin de içinde değil ve o yüzden siz her halükarda daha önce AB üyesiyken de İngiltere'ye giderken ayrı bir vize alıyorduk. Schengen vizesi de oraya geçemiyorduk mesela. Aynı şekilde orada euro kullanılmıyordu. Bunun gibi bunun dışında da farklı imtiyazları da vardı. Farklı mesela bütçeye katkılarında da mesela bütçeye katkıda bulunuyor ama onun bir kısmını geri alıyor. Bunu da daha sonrasında müzakere ettiler ve bu anlamda da bütçeye katkılarında da bir geri alma şansları oldu ve bu anlamda da ciddi yol kat etmişlerdi vesaire. Fakat daha sonra David Cameron diyor ki tamam ben Avrupa Birliği'ne yeni müzakere yapacağım. Daha fazla ayrıcalıklar edinmeye çalışacağım Birleşik Krallık için. Fakat ve daha sonrasında da efendim şey yapacağız. Referanduma gideceğiz. Fakat David Cameron bunu dedikten sonra müzakereleri yapıyor. Yeni bir anlaşma da yapılıyor Avrupa Birliği ile. Ve cidden bir takım ekstra ayrıcalıklar da kazanıyor İngiltere. Bazı yani opt-out dediğimiz dışında kalma ayrıcalıkları da kazanıyor. Fakat buna rağmen referandumda David Cameron bu düzenlemeleri, bu müzakereleri yaptıktan sonra şeyi destekliyor. Avrupa Birliği'nin içine kalalım boyutunu destekliyor, tarafını destekliyor. Fakat beklenmedik bir şekilde, sürpriz bir şekilde Brexit'te ayrılma kararı çıkıyor. Ve bu tabii büyük bir şok yarattı ve bu çıkış da çok sancılı oldu. Çünkü yani Burak Hocam bu böyle hani NATO'dan ayrılalım veya başka bir uluslararası örgütten ayrılalım gibi bir şey de değil. Çünkü o kadar artık hukukunuz iç içe geçmiş ki çok detaylı konuşamadık süremiz az olduğu için. Müzakere dediğimiz şey ve entegrasyon dediğimiz şey şu aslında. Siz yani ben bu politikayı beğendim bunu alayım şunu alayım diyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki 35 başlık şu Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin iç hukuku bu. Ben bu başlıkları ne kadar zamanda iç hukukuma entegre edebilirim? Ve Avrupa Birliği'nden ne kadar finansal destek alabilirim? Yani sadece bunu siz müzakere ediyorsunuz müzakere ederken. Çok istisnai durum İngiltere'nin durumu aslında başından beri. Ve Brexit kararı alındı. 2016'da referandumda ayrılma kararı alındı. Ve sonrasında da çok ciddi anlamda yıllardır işte süren müzakereler daha yeni nihayete erebildi. Benim hatta o doktor araştırma döneminden arkadaşım Belçikalı Flaman bir çocuk. Komisyonda çalışmaya başladı. İşte Brexit müzakere ekibindeydi o da. Balıkçılık konusu da en hassas ve en çetrefilli konulardan bir tanesiydi. Yani tamamıyla uykusuz böyle yani hep anlatıyor falan aralarda konuştuğumuzda. Yani bitti çocuğun psikolojisi falan bozuldu yani o derece sürekli bir müzakere modunda bir başlığı beğenmiyorlar şu kelimeyi beğenmedik bir daha değiştir bir daha de. Ben artık çok ümitsizdim bunlar kesin şey yapamayacaklar herhalde hiçbir anlaşma olmadan hard Brexit dediğimiz anlaşmasız boşanma yaşayacaklar diyordum ki son anda anlaşmalı bir yine bir İngiltere yine diplomasi şeyini yaptı, hünerini gösterdi ve bir şekilde anlaşmaya son dakika tam Noel öncesi vardılar. Ve buna göre de şöyle bir şey öngörülüyor. Çok kısaca onu bahsedeyim. Bazı programların hala içinde kalacaklar ama çoğu açıdan bir serbest ticaret anlaşması ama çok kapsamlı bir anlaşma öngörülüyor. Erasmus'tan çıkıyor artık İngiltere. Horizon 2020 dediğimiz Ufuk 2020'nin içinde kalacaklar. Onda kalma kararı almışlar. Balıkçılıkta bir ortak uzlaşma noktasına varılmış. Balıkçılıkla ilgili alanların paylaşım ve yönetimiyle ilgili bir anlaşmaya varılmış. Gümrük Birliği'nin içinde değiller artık. Şeyde değiller. Serbest dolaşım yani vizesiz dolaşım devam edecek tabii ki. Onu da bu arada vurgulayalım. Arkadaşlar bazen karıştırabiliyorlar. Vizesiz dolaşım sadece 90 günlük bir dolaşım. Avrupa Birliği bir 4 serbest dolaşım alanına bağlı. Yani
tek pazar oluşumu. Artık İngiltere bunun içinde değil. Bu dört serbest dolaşım alanı neydi? İnsanların serbest dolaşımı, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı. İngiltere artık bu tek pazarın da içinde değil. Ya o yüzden insanların serbest dolaşımı, yani oturma izni olmadan gidip bir AB üyesi ülkeye yerleşmek artık İngiliz vatandaşları için mümkün olmayacak. Oturma izni almadan, çalışma izni olmadan, çünkü AB vatandaşları oturma çalışma izni olmadan istedikleri AB üyesi ülkeye gidip çalışabiliyorlar, oturabiliyorlar ve bu imkanları vardı. Bundan artık faydalanamayacaklar. O yüzden, ama buna rağmen bir uzlaşmaya vardıkları için tabii Boris Johnson çok mutlu, çok keyifli. ondan sonra yine de tabii bence de hiç yoktan iyidir. Eğer öteki türlü olsa çok daha sıkıntılı olacaktı. Ama böyle bir durum söz konusu Burak Hocam. Bundan sonrasını göreceğiz. Tabii biraz da uygulamayla biraz daha netleşecek. 1 Ocak 2021'den itibaren bu anlaşma yürürlüğe girmiş olacak. Hocam ağzına sağlık. Çok bilgilendirici. Herhalde Avrupa Birliği ile ilgili bu kadar bilgiyi bu kadar kısa zamanda az kişi verir. Ben sana her zaman gibi çok umarım teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Merak etmeyin, özetmeyeceğiz onu size. Daha çok bir araya geleceğiz. Siyaset okulunda da, diğer programlarımızda da. İnşallah. Ama bugün 3. dersimiz 15-14 dakika kaldı. Sonra başlayacak. O derse kadar Selcan Hocam'la size sevgi saygı sunuyoruz. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burak Hocam, herkese şimdiden mutlu sağlıklı yıllar diliyorum. Çok sevgiler. Evet.